أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم بِسْلِرِي انسان olma şerefi ile onurlandıran bize değer veren bize akıl nimetini bahşeden, bize gönül veren ve o gönüllerimize sevgisini, sevdasını, aşkını yerleştiren, bize her türlü nimeti bahşeden, bize peygamberler gönderen, bize kitap gönderen, yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun.'' biz peygamberler arasında ayırım yapmayız ayetini bir miraç hediyesi olarak getiren sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Miracı ile hasseten miracı ile bize yükseliş ve yüceliş yollarını gösteren Efendimiz'e bugün miracını kutladığımız sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Çok saygıdeğer kardeşlerim, Ankara'mızda yeni kavuşmanın iftiharını yaşadığımız Ahmet Hamdi Akseki camimizin içini dolduran çok değerli kardeşlerim, ekranları başında bizi izleyen çok kıymetli kardeşlerim, öncelikle sözlerime başlarken hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, fazileti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sözlerimin başında bu ulvi kandilin ebediyen gök kubbemizi ve gönül dünyamızı aydınlatmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Yüreklerimizde bu kandiller ebedi bir diriliş olsun. Ebedi bir muştu olarak kalsın. Gönüllerimize, yüreklerimize sevgi, barış, huzur getirsin. Kandilleriniz mübarek olsun. İdrak ettiğimiz Miraç Kandili'nin bütün yaratılmışlara 7'den 70'e bütün milletimize İslam toplumlarına tüm insanlığa hayır, barış, huzur getirmesini yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Çok kıymetli kardeşlerim. Sevgili peygamberimizin insanlığı İslam'a davet sürecinin içinde bir yıl var ki biz o yıla Senetül Hazen diyoruz. Hüzün yılı. Çünkü sevgili peygamberimiz o sene en büyük hamisi, en büyük yardımcısı, müminlerin annesi Hazreti Hatice validemizi kaybetmişti. Senetül Hazen denilmişti çünkü o yıl sevgili peygamberimiz yine büyük hamisi Hazreti Ali Kerem Allahu ve Cehu'nun babası Ebu Talibi amcasını kaybetmişti. Mekkeden bir çıkış yolu arıyordu, Taif'i ziyaret etti, ama Taif'te taşlanarak gönderildi. İşte böyle bir hüzünlü ortamda yüce Rabbimiz, sevgili Peygamberimizi içinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi bulunduran manevi bir yolculuğa çıkardı. Konuşmamın başında ifade ettiğim ayet-i kerimede İsra Suresi'nde yüce Rabbimiz kulunu kulu Muhammed Mustafa'yı bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdüğünü Mescid-i Aksa'nın etrafında bereketli ayetleri müşahede etme imkanı lütfettiğini bahsettiğini ifade eder. Miraç her şeyden önce yücelme ve yükselme yollarının yegane sahibinin yüce Allah olduğunu gösteren büyük bir mucizedir. Miraç bir arınma ve yükseliştir. Miraç fiziğin metafiziğe bedenin ruha, ruhun sahibine, kulun Allah'a miracıdır. Miraç, beşer olmaktan insan olmaya yükseliştir. Miraç, beşerilikten insanlığa yükseliştir. Kullar bu yükselişi tıpkı Resul-i Ekrem gibi ancak Allah'ın rızasına nail olmakla yerine getirebileceklerini bilirler. Kardeşlerim, bizim Miracımız sevgili peygamberimizin Miracı Kur'an-ı Kerim'de, onun hadislerinde en güzel bir şekilde anlatılır. Ancak bugün biz Miraç Kandilini bu çağımıza nasıl getirebiliriz? Ya bizim miracımız. Biz nasıl miraca çıkarız? Her şeyden önce bizim miracımız kendi kalbimizin semasına olmalıdır. Bizim miracımız kalbimizin semasına yapabileceğimiz miraçtır. Hadis kitapları sevgili peygamberimizin miraca giderken Burak ve Refref adlı manevi binitlerle yükseldiğini anlatırlar. Ya bizim buraklarımız, ya bizim refreflerimiz, bizim buraklarımız da var, refreflerimiz de var. Çünkü bizim buraklarımız sadık ve samimi bir imandır. Bizim refrefimiz, ibadetimiz, taatimizdir. Bizim bizi miraca götüren burakımız, İhlas ve takvamızdır. Bizi Allah'a götürecek refrefimiz güzel ahlakımızdır. Hayırlarımızdır, hasenatımızdır. Hak'tan ve hakikatten ayrılmamaktır. Bizim Burak'ımız bizi gönlümüzün semasına, miraca götürecek refrefimiz. Bizi kalbimizin semasına götürecek binitimiz, Burak'ımız refrefimiz doğruluktur, dürüstlüktür, adalettir, sevgidir, merhamettir, kardeşliktir. Bütün mahlukata karşı şefkatli olmaktır. Biz bunlarla birlikte kendi gönül dünyamızın semasına her an miraca çıkabiliriz. Ve elbette en büyük miracımız miraçtan hediye gelen namazımızdır. Aziz kardeşlerim, sevgili peygamberimiz üç büyük hediye ile döndü Miraç'tan. Birisi müminin miracı olan namaz, ikincisi Bakara suresinin son ayetleri, son iki ayeti. Bu mübarek kandil gecesinde hepinizden istirham ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen bütün kardeşlerimize, Şimdi hemen bu konuşma biter bitmez. Bir taraftan kulaklarımız Mevlid-i Şerif'i dinlerken, bir taraftan da Kur'an-ı Kerim'in bir mealini alalım, bir tefsirini alalım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'tan bütün insanlığa hediye olarak getirdiği Bakara suresinin son iki ayetini mealiyle, tefsiriyle birlikte okuyalım. Çünkü bu ayetlerde iman esaslarımız var. Bu ayetlerde İslam'ın evrenselliği var. Biz peygamberler arasında ayrım yapmayız diyerek tevhidi getiren bütün peygamberlerin İslam peygamberi olduklarını ilan var. Bu ayetlerde yüksek sorumluluklarımız ve zaaflarımız birlikte anlatılır. Buna göre hiç kimse gücünün yetmeyeceği yükten sorumlu değildir. Mümine sorumluluğunun, sorumluluğun, bireysel sorumluluğunun sınırları gösterilir. Ancak gücümüzün yettiği şeylerden de sorumlu olduğumuzu yine bu ayetlerden anlarız. Kendimizi düzeltmekten sorumluyuz. Helal kazançtan sorumluyuz. Çoluk çocuğumuza helal lokma yedirmekten sorumluyuz. Komşularımıza, çevremize karşı sorumluyuz. Milletimize, vatanımıza, tarihimize, kültürümüze karşı sorumluyuz. Kullandığımız her şeyden, istifade ettiğimiz her nimetten sorumluyuz. Miraç müjdesi ayetler bize sorumluluğumuzun ufuklarını gösteriyor. Sonra rasuller arasında bir fark olmadığını, bir fark gözet, gözetilmediğini tevhid elçilerinin ortak misyonunu evrensel ve ideal bir hedef olarak önümüze koyuyor. Kardeşlerim, iç huzurumuzun muhabbet ve kardeşliğimizin biraz zedelenmeye başladığı, öfke, kibir, gururla köpüren nefislerimizin duygularımıza, vicdanlarımıza hükmettiği, akli selimin sağduyunun sesini yeteri kadar duyuramadığı, bilerek ya da bilmeyerek birbirimizi incittiğimiz, öfkelerimizin sokaklara, meydanlara taştığı şu hüzünlü günlerde, bir hazik hekim gibi bir şifa reçetesi olarak imdadımıza yetişen, ruhumuzu serinleten mübarek miraç kandilimizi başımıza tac edelim. İlahi müjdelerle, bağış ve lütuflarla, ikram ve ihsanlarla gelen bu güzel kandili sevgiyle, hasretle, özlemle doya doya kutlayalım. Miraç Kandili vesilesiyle hatırlatmak isterim ki tarih boyunca bizler farklılıklarımızı zenginlik kabul eden bir medeniyetin çocuklarıyız. ve her zamankinden daha fazla birbirimize karşı hoşgörülü olmalıyız. Kalbimizi birbirine açmalıyız. Gönüllerimiz birbirine açılmalı. Birbirimizle daha çok konuşmalıyız. Birbirimizi daha çok dinlemeliyiz. Birbirimizi daha çok anlamaya çalışmalıyız. Ama Cenab-ı Hakk'ın verdiği vasıtalarla, dille, kalple, akılla birbirimizle konuşalım. Taşla, sopayla, gazla, bombayla değil. Dille Allah'ın bize beyan aracı olarak verdiği bir dil nimeti var. Hele hele bütün dillerin tercümanı olan bir gönül var ve akıl var. Bu büyük vasıtalarla birbirimizle konuşalım. Bugün Miraci Nebi'nin sırrına vakıf olmanın yollarından biri de ibadet ve taatimizi bu gecenin hürmetine gerçekleştirirken salih, sadık ve halis birer mümin olmanın yollarına vasıl olmaktır. Başkaları için ne ifade ettiğimizi bugün yeniden düşünelim. Kimi neden incittik? Acaba incittiğimiz gönüller var mıdır? Her birimiz bunun üzerinde düşünmeliyiz. Kimlerin duasına muhtaç olduğumuz üzerinde düşünelim. Hangi kötülüklerden Allah'a sığınmamız gerektiği konusunda alnımızı secdelerden kaldırmadan kendimizi sorgulayalım, kendimizi hesaba çekelim. Bugün Mirac-ı Nebi'ye hürmeten kırılan kalpleri onaralım. Kırık hiçbir kalp kalmasın bu ülkede ve diyar İslam'da. Yıkılan köprüleri yeniden kuralım. Çünkü yeryüzünde en büyük köprüler gönüller arasında kurulan sevgi, şefkat ve merhamet köprüleridir. Kaybettiklerimizin peşine düşelim ve hep birlikte ismini İsra ve Miraç hadisesinden alan Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinde yer alan miraç değerlerine kulak asalım. Ve miraç değerleriyle sözlerimi bitiriyorum. İsra suresinde 11 tane büyük miraç değerleri bizi kalbimizin semasına miraca götürecek büyük değerler nakledilir. Madde madde sadece zikrediyorum. Allah'ın varlığı ve birliğine inanmak, yalnızca ona ibadet etmek. Onun dışında hiç kimseye kul olmamak. İkincisi anne babaya iyi davranmak, onlara öf bile dememek. Üçüncüsü akrabaya, yolda kalana ve yoksula yardım etmek. Dördüncüsü harcamalarda dengeli davranmak, saçıp savurmamak, israftan kaçınmak. Beşincisi, yoksulluk korkusuyla çocukları öldürmeye teşebbüs etmemek, nesilleri kurutmamak. Altıncısı, zinaya yaklaşmamak. Yedincisi, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymamak. Sekizincisi, yetimlerinin mallarını koru koruyup gözetmek ve geliştirmek. Dokuzuncusu, ölçüde ve tartıda hile yapmamak, haksız kazançtan şiddetle sakınmak. Onuncusu, hakkında bilgi sahibi olmadığımız herhangi bir konuda hüküm vermemek, bilgisizce değerlendirmelerden uzak durmak. Onbirincisi, kibirlenmemek ve böbürlenmemek. Resulullah Aleyhisselam'ın miracıyla ruhlarımızı o miracıyla ruhlarımızı yüceltti, yükseltti. Ona binler salatu selam olsun ve sözlerimi yine miraç hediyesinden olan bir dua ile bitiriyorum. Rabbena la tuahizna in nesina au ahta'na Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alel lezine min kablina Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lena bih ve afu anna ve gfir lena ve rahhamna enta fansurna alel kavmil ey rabbimiz unutur da hata edersek yanılırsak bizi sorumlu tutma allahım rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin ağır yükleri yükleme rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme rabbimiz bizi affet bizi bağışla bize merhamet eyle sen bizim mevlamızsın ve inkarcılar topluluğuna karşı bizlere yardım eyle. Amin, amin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.